1'e eksi 5'teki a ve eksi 4'e 5'teki b noktalarını birleştiren doğru parçasının x ekseni ile kesilmesi sonucu ortaya çıkan oranı ve kesişim noktasının koordinatlarını bulun demişler. Soru da bize bir nokta yerine bir doğru yani x eksenini vermişler. x ekseni bir doğrudur öyle değil mi? Evet. Bizden x ekseni bu doğru parçasını kestiğinde ortaya çıkan oranı bulmamızı istiyorlar. Sizce bu tam olarak ne anlama geliyor olabilir? x ekseninin bu doğru parçasını kestiği yerde bir nokta vardır öyle değil mi? Bizim önce bu noktayı sonra da noktanın doğru parçasını böldüğü oranı bulmamız gerekiyor. Zaten sorunun tamamını okuyacak olursak bizden kesişimi yani x ekseninin bu doğru parçasını kestiği noktanın koordinatlarını bulmamızı istediklerini de görebilirsiniz. Peki bunu nasıl bulabiliriz dersiniz. İsterseniz bize verilenleri önce bir şekil üzerinde gösterelim sonra da şekil yardımıyla oran ve koordinatları bulalım. Hadi önce koordinat eksenlerini bir çizelim. Sizden soruda verilenleri şekil üzerinde gösterip M'yi N'yi bulmak yerine yani formül kullanmak yerine şekle bakarak düşünmenizi ve soruyu gerçekten de formül kullanmadan çözmeye çalışmanızı istiyorum. Formülleri kullanmak kolay olsa da işin mantığını anlamanın daha önemli olduğunu da düşünüyorum. İşe 1, -5 noktasını grafik üzerinde göstererek başlayalım. Sağa doğru 1, sonra da eksi 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet, işte burası. 1 virgül eksi 5. Şimdi de eksi 4 virgül 5'e ihtiyacımız var. Bu sefer de sola doğru 1, 2, 3, 4 ve sonra da pozitif olduğu için yukarıya doğru 5 birim ilerleyeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, bu da burada. Eksi 4 virgül 5. Sıra geldi bu iki noktayı birleştiren doğru parçasına. Ee, şu şekilde çizelim. Evet, soruda bahsedilen doğru parçası da bu. Şimdi de bunun x ekseni tarafından nerede kesildiğini bulalım. Gördüğünüz gibi x ekseni doğru parçasını buralarda bir yerlerde kesiyor. Bu arada x ekseninin doğru parçasını kesmemesi de söz konusu olabilirdi. Peki size şöyle bir soru sorsam ne cevap verirsiniz? Soruyu okuduğunuzda x ekseninin bu doğru parçasını kestiğinizden emin olmanızın bir yolu var mı? Evet doğru. Bize verilen noktalardan birinin y koordinatı negatif, diğerininki de pozitif olduğuna göre doğru parçasının bir bölümü x ekseninin üzerinde, diğer bölümü de x ekseninin altında yer alır. Yani başka bir deyişle doğru parçası x ekseni ile kesişir. Aslına bakarsanız sadece soruyu okuyarak bir şeyin farkına daha varabiliriz. Bu nokta x ekseninin 5 birim üstünde. Bu da x ekseninin 5 birim altında yer alıyor ve bunun cevabımızı bir şekilde etkileyeceğini düşünüyorum. Evet bu ayrıntıyı da sakın aklınızdan çıkarmayın. Bizden doğru parçasının x ekseni ile kesilmesi sonucu ortaya çıkan oranı bulmamızı istiyorlardı. Kesişim noktası nerede? Ee, i̇şte burada. Bunun eksi 1,0 noktası olduğunu düşünüyorum. Yani buradaki şekle göre öyle değil ama bu şeklin çok iyi bir şekil olmadığını da söylemem lazım. Öğretmenim bana her zaman iyi bir şeklin soruyu çözmeye yardımcı olacağını söylerdi. Ama maalesef. Neyse, nerede kalmıştık? Elimizdeki kesişim noktası burada. Bu noktanın koordinatlarını bilmiyoruz ya da acaba biliyor muyuz? Aslına bakarsanız bu noktanın y koordinatının ne olduğunu biliyoruz. Neden diye soracak olursanız x ekseninin üzerinde de ondan. Bu noktayı şimdilik x virgül 0 olarak adlandırabilirim x'in ne olduğunu bilmiyoruz ama y koordinatı 0 anlaştık mı? Şimdi bu x'in ve oranının ne olduğunu bulmamız lazım. Ama size oranı bulmanın daha kolay olduğunu söylemek isterim. Nedenini merak ediyorsanız oranı bulmak için koordinatlarının hepsini bilmemize gerek yok diyebilirim. Evet, oranı bulmak için elimizdeki noktaların ya x ya da y koordinatlarına ihtiyacımız vardır. Yani hem x hem de y koordinatlarının ne olduklarını bilmemize gerek yok. Eğer kafanız karıştıysa, bundan önceki videoyu tekrar gözden geçirmenizi öneririm. O videoda oranı bulmak için üçgen benzerliklerini kullandığımızı, yani üçgenlerin ya yüksekliklerine ya da taban uzunluklarına ihtiyacımız olduğunu göreceksiniz. Bu soruda da noktaların hem x hem de y koordinatlarının ne olduğunu bilmiyoruz ama noktaların hepsinin y koordinatının ne olduğunu biliyoruz. Ve bu bize yeterli. Evet, artık bu uzunluğun bu uzunluğa ya da soruda sarı noktayı daha önce verdikleri için bunun buna oranını bulmak için hazırız. Aradığımız oran, bu yüksekliğin bu yüksekliğe oranıdır. Neden mi? Hemen küçük bir tekrar yapalım. Bu üçgenin dik açısı buradadır, öyle değil mi? Bununki de burada. Bu durumda bu açıyla bu açı birbirine eşittir. Şunu sarıyla işaretleyeyim. Bu açılar neden eşitler diye soracak olursanız bu iki doğru paralel ve bu da bir kesen olduğu için bunlar ters eş açılardır değil mi? Şu ana kadar herhangi bir formül kullanmadan sadece buradaki üçgen benzerliklerinden faydalandığımızın farkındasınız değil mi? Evet, sadece geometri bilgimizi kullandık. Üçgen benzerliğine göre de bu kenarın bu kenara oranı, bu kenarın bu kenara oranına yani aradığımız orana eşittir. Bu kenarın uzunluğu nedir acaba? Y koordinatı eksi 5 olduğuna göre kenarın uzunluğu 5 birimdir. Aynı şekilde buradaki y koordinatı da 5 olduğuna göre kenarın uzunluğu yine 5 birim olacak. Bu noktada bu iki üçgenin benzer olmaktan öte eş üçgenler olduklarını da söyleyebiliriz. Neden? Çünkü kenar uzunlukları da birbirine eşit. Bu, yani bu kenarın bu kenara oranının birebir olması, bu kenarın bu kenara oranının da birebir, yani bire eşit olduğu anlamına gelir. O halde aradığımız oran birebirdir. Hemen not ediyorum, evet, kenarlar birbirine eşit ve oran birebir. Bu arada oranı kesişim noktasının koordinatlarını bilmeden bulduğumuzun farkındasınız değil mi? Yani eğer oranı kesişim noktasının koordinatlarını bulmadan bulamayacağınızı düşündüyseniz yanıldığınızı anladınız doğru mu? Oranı noktayı bulmadan da bulabiliriz. Çünkü videonun başında da söylediğim gibi oranı bulmak daha kolaydır. Ama artık noktayı bulmak da çok kolay. Çünkü bu iki kenarın eşit olması bu iki kenarın da eşit olduğu anlamına geliyor. Evet. Bu kenarla bu kenar birbirine eşit olduğuna göre artık Buradaki noktanın koordinatlarını da bulabiliriz. Hadi hemen videoyu durdurun ve şekil üzerindeki bilgileri yani bu kenarın bu kenara eşit olduğu ve bu x koordinatları bilgilerini kullanarak bu noktanın koordinatlarını bulun. X'in neye eşit olduğunu buldunuz değil mi? O halde şimdi sıra bende. Buradan buraya kadar olan uzunluk, eksi 4'ten 1'e kadar olan uzunluktur. Ve bu da 5 birim eder. Hemen not edeyim, bu uzunluk 5 birim. Fakat bizim bunun yarısına ihtiyacımız var. Çünkü üçgenler eş üçgenler oldukları için, kesişim noktasının buranın tam ortasında yer aldığını biliyoruz. Bu kenar 2,5 birim uzunluğundaysa, 4'ten 2,5 çıkarırsak, eksi 1, eksi 2 ve eksi 0,5 daha, eksi 1,5 geliriz. Bu noktanın koordinatı neymiş? Eksi 1,5,0. Aynı hesabı sağ taraftan sola ilerleyerek de yapabiliriz. Hadi yapalım, böylece sağlamasını da yapmış oluruz. Bu uzunlukta... 2,5 olduğuna göre 1'den 2,5 çıkarınca eksi 1, 0'a geliriz. Eksi 1 ve eksi 0,5 daha. Eksi 1,5. Evet. Bu arada şeklim çok da kötü değilmiş. Yani tam da değil ama idare eder.